Staz egzamının esas sorununu hani önce tespit edip ona yönelmek lazım. Kronik venöz yetersizlik dediğimiz varis oluşuma sebep olan risk faktörlerini ortadan kaldırmayı hedeflemek öncelikli olarak. Bunu yaparken de tabii ki uzun süre ayakta kalınan meslek grupları için özel bir basınçta düzenli olarak varis çorabı giymelerini sağlamak. Her gün herkesin aslında genel olarak varisi engellemek adına da elevasyon dediğimiz bacakları yukarı kaldırıp en az bir yarım saat dinlendirmek günlük olarak bu çok önemli. Bunun dışında görüntüde egzamanın şiddetine göre tabii ki tedavi seçenekleri söz konusu. Başlangıçta işte bu kırmızı, mor, kahverengi görüntüler, kaşıntılı görüntüleri, bir takım oksijenlenmeyi artıran ve K vitamini içeren veya gene kortizonlu kremlerden faydalanmaktayız. En önemlisi kuruluğu gidermek için üre, laktik asit gibi bir takım uygun nemlendirici takviyesi burada çok önemli. Veya daha ilerlemiş şişlikler ve kızarıklıklarla ilerlemiş bir vaka ise burada bandaj uygulaması dediğimiz basınçlı bir takım dörtlü bandaj uygulamaları dediğimiz bir takım kapama tedavileri söz konusu. Bir diğer tedavi şekli ülser oluşumu varsa, orada bir yara varsa bahsettiğim bir takım özel kremler, karışımlar uygulayıp gene bu dörtlü bandaj sistemini yıl boyunca hastamızı sürekli haftada bir iki çağırarak tedavi etmek durumundayız. Tabii yine aynı zamanda bu damarlardaki bozukluklar cerrahi olarak da tedavi edilebilir. Bu durumda kalp damar cerrahisiyle ortak hastaları değerlendirmemiz gerekir.